ifadeler verilmiş. Obebleri buraya gelecekmiş, okekleri buraya. Sonra ikisinin obebi buraya, bu ikisinin okeki de şuraya. Hesaplayalım. Şunu yazıyorum yan tarafa. X sayısı eşittir. Obeb 24,108. Tabii yan yana yazarak da bulabiliriz. Tamamen bize kalmış. Bu sayıların şu sayı 2'ye de bölebiliriz. 3'e de bölünüyor aslında. 3'e bölelim. 24'ü 3'e bölüyorum. 8. 108'i 3'e bölsek 3 kez olsa 9, 18, 6 olur. Dışarıya 3 yolluyorum. Şu tarafa. Bu durumda bizim x sayımız eşittir 3 çarpı obeb 8,36. Yine ikisi bölünebiliyor. 4'e bölünürler. 4'e böleriz. 4'e bölüyorum. Burada 2 kalacak. 4'e bölüyorum. 9 kalacak. Buraya bir de 4 yollayacağım. Şimdi bizim ifademiz x eşittir 3 vardı. Bir de 4 yolladık. 12 obeb 2,9. Bunlar aralarında asal oldukları için obebleri 1 gelir. Yani bizim x'imiz 12. O iki sayının obebi 12. Buraya 12 yazabiliriz. Şurası 12. Şimdi 10 ve 25'in okekini bulacağız. Aynı yaklaşımı takip edebiliriz. Şunu diyebiliriz. Y sayısı şuradaki okek. Okek 10,25. Her ikisini de bölen 5 sayısı var. 5'e bölüyorum 2, 5'e bölüyorum 5. Dışarı 5 yollayacağız. Bu durumda bizim y'imiz şuna dönüşecek. 5 çarpı okek 2,5. Aralarında asal ortak çarpanları yok. Eğer ortak çarpan yoksa okekleri çarpımları oluyor. Eğer obeb arıyor olsaydık 1 diyecektik. Yani bizim y sayımız 2 kere 5 10, 5 de burada 50 olur. Y sayısı 50. Şimdi x ve y'nin obebi buraya gelecekmiş. Obeblerini bulacağız. Obeb 12,50. Her ikisini bölen bir sayı varsa dışarı alırız. Bunların her ikisini de bölen 2 var. 2'ye bölüyorum. 6. 2'ye bölüyorum. 25. Dışarıya 2 yollarız. Bu durumda bizim ifademiz şuna dönüşüyor. 2 çarpı obeb 6,25. Aralarında asal ortak çarpanları yok. Obebleri 1 olur. Demek ki bu iki sayının obebi 2. Şurası A sayısı 2 olacak. Şimdi okeklerini bulalım. Okek 12,50. Yine aynı yaklaşımı takip edip 2'ye bölelim. Burası 6. 2'ye bölelim 25. Dışarıya 2 yollayacağız. İfademiz şuna dönüşüyor. 2 çarpı okek 6,25. Aralarında asal. Aralarında asalsa okekleri bu ikisinin çarpımı olur. 6 çarpı 25. Burası 2. 6 ile 25'i çarparsak 150 yapar. 2 tane 150, o da 300 eder. Demek ki şu sayı da 300. Bizden ikisinin toplamı isteniyor. A artı B sayısı 302 çıkar. Yani bu da bir